Televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu, huzurlu bir Ramazan iftarı diliyorum sevgili seyirciler. Avrupa'da yani 20 yıllar açıldı. Hem televizyon seyredebiliyorlar, hem de bizi seyredebiliyorlar, hem de iftarlarını, çaylarını efendim devam ettiriyorlar. Çay, kahve belki gelmiştir sıra onlara ama biz de sizlerin evlerinde konuk olalım bu saatte dedik. Belki bizi izleyen, seyredenler bu programdan nasibini alır. Çünkü yine bu otomatik bilgi paylaşımı, efendim borçlanarak emeklilik ve zamlarla ilgili görüşeceğiz, konuşacağız. Onunla ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Yine Mehtap Hanım'la birlikteyiz. Hepinize bir iyi akşamlar dileyelim. Mehtap Hanım'a Ankara'ya bir merhaba diyelim. Ondan sonra da programımıza devam edelim. Bize de telefonla bağlanabilirsiniz. İhbar hattımıza da sorularınız varsa gönderin. Bir bölümlük bir program, birazcık uzun. Size bilgiler vereceğiz. Mehtap Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Zeki Bey. Yani ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Neler oldu diyeceksiniz herhalde bana önce. Evet. Aslında dün bugün çok ilginç bir şey oldu. İngiltere'den aradılar. Dediler ki bizi ihbar ettiler. İşte bize gidin vukuatlar ufukayı törneğinizle ikamet adresinizi getirin dediler şeklinde bir belge istenmiş. İşte çifte vatandaş mıyız değil miyiz onu o konuda ihbar edilmiş dediler. Ama daha ilginci Avusturya'dan geldi. Yine aynı şekilde bizim ihbar edildiğimizi düşünüyoruz. Evet. Tüm ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği istendi. İşte çocuk, evli çocuklar, anne baba hepsinin. Eğer işte bazı şeyler açığa çıkarsa, işte vatandaşlık gibi açığa çıkarsa oturumla ilgili sıkıntı yaşayacağız. Yani bir şeyin daha peşine düşülmüş olduğunu gördük ama bu aslında çifte vatandaşlıkla ilgili bir araştırma değil ama onu da görürler. Elbette ki onda da sıkıntı yaşanacak. Yani bu kadar her ülkede ardarda tüm ailenin ihbarı olamaz. Kişi ihbar edilir. Yani Ali derler, Ayşe derler, karı koca çoluk çocuk ihbarına çok yani 2-3 tane oldu ama üst üsteki gün olunca. Çünkü ben İngiltere'den başka bir şeyi daha tanıdığım birinden duymuştum. Türkiye'nin gayrimenkul verilerini verdiğine ilişkin bir şey söylüyordu. Dedim ki öyle bir şey olmaz. İşte Belçika aynısını yapıyor. Gayrimenkulleri araştırıyor, buluyor ve diyor ki siz bunu bana Türkiye Cumhuriyeti Devleti veriyor. Halbuki altını çizerek 4 yıldır, 5 yıldır, 6 yıldır diyoruz Türkiye gayrimenkulleri vermiyor. Vermiyor, evet. Yaşadığınız ülkeler bu gayrimenkulleri el altından ve gizlice ediniyor. Gayri hukuki yollarla. Tabii hukuka aykırı yollarla. Hı. Bunun için neye ihtiyacınız var? Birinci sırada neye ihtiyaçları var? Birinci sırada TC kimlik numaranıza ihtiyaçları var. Kişisel olarak sadece sizi araştırmıyorlar. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi araştırıyorlar. Yani sizi araştırırken işte üst soyunuzda ana adını, baba adını da görüyorlar. Bu kuatlı nüfus kayıt örneği geldiğinde ta üst soy yani anneler, babalar, dedelerden kalan malları da araştırıyorlar. Dolayısıyla kim kime ne vermiş, kim kimden ne almış. Bir de tabii bu kuatlı nüfus kayıt örneğinde sizin kundaktaki bebeğinizin de TC'lerini görüyorlar. Evet. Dolayısıyla işte mal kaçırırken birçok insan işte ilkokula giden çocuğuna, yeni doğan bebeğine de mal kaçırdı. Zannettiler ki sadece beni araştırırlar. Biz onun öyle olmayacağını, yıllar önce Hollanda'da bunu gördüğümüzü, bunun sıkıntılı bir süreç olacağını söyledik. Hmm. Vatandaşlıktan çıkanların şöyle bir inancı var. Diyor ki bizim TC kimlik numaramız var. Yok. Herkesin TC kimlik numarası var. Türk anadan babadan doğdu ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir vatandaşlık bağı kendinden öncekilerde de olsa bir TC kimliği var. 100 yıl önce ölen kişinin de bir TC kimlik numarası var. Yani TC yani vatandaşıysanız mutlaka bir kimlik numaranız var. Mavi kartlı da olsanız evet. TC kimlik
numaranız var. Hatta sizin çocuklarınızın TC kimlik numarası var. Türkiye'ye nüfusu işletirseniz. Evet. Ben işletmeyeyim diye düşünemezsiniz. Çünkü buradaki mallarınızın mirasçısı olacak. Evet. Emekliysen maaşını alacak. Mecburen onları işletmek zorunda kalacaksın. İşte tam da bu nedenle yani tekrar otomatik bilgi paylaşımıyla bir hareketlenme görüyoruz. Almanya'dan da birkaç kişi yakalanmış. Onlarla ilgili de Almanya'da yalnız inanılmaz bir araştırma yapıyor. Şirket bile araştırıyor. Evet. Sonra işte destekleme alanlar, yani çiftçilikle ilgili kısmı araştırıyor. Ben birinde çiftçilikle ilgili kısmı da gördüm. Gayrimenkulü bulduktan sonra Ziraat Bankası'na destekleme alıp olmadığını öğrenmiş. Kendisi mi öğrenebiliyor bunu, yoksa birilerinin vasıtasıyla mı? Zeki Bey, biliyoruz ki bu araştırma şöyle yapılıyor. TC kimlik numarasını alan yurt dışı maliyeti onu orada bir şirkete veriyor. O şirket %99 Türklere ait şirketler. Şimdi Türkler TC kimlik numarasını alan derken biz buradaki resmi işlemlerimizde Türk pasaportumuzu da göstermek zorundayız veya bazı işlemlerde. Mutlaka gösteriyoruz ve onların üzerinde bizim TC kimlik numaramız da var zaten. Aynen. Eskiden vardı. Evet. Ama onunla yetinmiyor. Seninki yetmiyor. Evet. Sana miras kaldı mı, ona da bakıyor. Dolayısıyla Almanların TC kimliğimizi nereden biliyorlar sorusuna cevaben söylüyorum. Yani resmi işlerimizde mutlaka pasaportumuzu gösteriyoruz ve onda bizim TC kimlik numaramız yazıyor. Şimdi en basite ne biliyor musunuz? Şimdi evet. Düşünüyoruz ki bu adamlar TC kimlikle bir kişi için işleme başlıyorlar. Fakat orada da en az 3000 euro, hiç mal bulamayacak olsalardı evet. 3000 euro harcıyorlar. Sen ödeyeceksin nasıl olsa. Şimdi 3000 euroyu harcadığında 4000 verip tüm sülaleyi araştırıyor. Yani evet. Annesine babasının miras kaldı mı diye, bir de çocuğunda bir şey var mı diye 4000-5000 euroyla evet. 5-10 kişiyi araştırıyor dolayısıyla. İşte bu nedenle diyoruz ki siz otomatik bilgi paylaşımı, özellikle de gayrimenkuller konusunda beklerken ve etrafı seyrederken işler tam da böyle gitmiyor. İşler daha sıkıntılı, daha sorunlu, derinden gidiyor. Sizin banka hesaplarınızı Türkiye 2019-18'i veren oldu. 20-21 verildi. Evet. 22'de 23'teyiz. Bu yıl verilecek. Önümüzde Mayıs ayından sonra artık her an verilebilir. Sizin buradaki hesaplarınızda kira vesaire vesaire gibi bir şey gördüyse, ondan şüphelendiyse zaten mallarınızı araştırıyor. Siz emekliyseniz zaten araştırmaya konusunuz. Yurt dışında serbest meslek yapıyorsanız öncelikli araştırılacak, ticaret yapıyorsanız öncelikli araştırılacak gruptasınız. Emeklilerle serbest meslek yapanlar, aynen iflas edenlerle yardım alanlar gibi aynı kategoride. Bunlarda mal buluruz, bunlar bizden vergi kaçırıyordur, bunlar bizden para kaçırıyordur diye şüphelendikleri kesim. Başka kimi araştırıyorlar öncelikli? Uzun süre Türkiye'de kalan veya çok sık seyahat eden, yani çok sık, haftada bir demiyorum ama yılda 3-4 defa seyahat eden. Çünkü orada diyor ki uçak parasını veriyor. Çünkü artık yurt dışında da yurda giriş çıkış kayıtlarına bakıyor. Uçak parasını veriyor diyor. Ardından şeyi veriyor, orada kalıyor, otele vermiyor ya. Ya bunlar gerçekten hesaplıyorlar. Gerçekten bunlara dikkat çekiyorlar. Ve bunları bulmak o kadar zor değil. İşte bir tane bilgisayar sistemi kurar. O ülke yurda giriş çıkış, yani TC'leri yükler, vatandaş yükler, sonradan vatandaşı yükler. Kaç defa gitmiş gelmiş ve nereye gitmiş? Eğer doğum ülkesine gittiyse, bu Türkiye olması bile şart değil ama biz Türkiye'den bahsettiğimiz için. Doğduğu ülkeye gittiyse mutlaka orada bir yatırımı, bir parası, bir malı olduğundan şüphe duyarak öncelikli araştıracak kişiler arasında. Normal maaşla çalışan işçileri de araştırıyor. Yani istisnası yok. Kundaktaki bebekten vefat eden kişi dahil. Hepsini araştırıyor. Vefat eden kişiyi niye araştırıyor? Onun bir malı var mıydı? Onun bana borcu var mı? Onu da öncelikle araştırıyor. Çünkü orada da diyor ki mirasçılarından ben para alırım. Bugün ilk defa Türkiye'de benim bir müvekkilimin annesi ölmüş 2017 yılında.
Bugün ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumu 300-500 TL gibi bir rakamı icraya koyarak faizleriyle birlikte 1500 lira olarak göndermiş. Daha önce böyle rakamlar için mektuplar gönderiliyordu. Dünya başka yere evriliyor, ekonomi başka yere evriliyor ki Türkiye'deki enflasyona dikkat ettiğimizde de Türkiye'de daha da fazla evriliyor. Yani zannetmeyelim ki sadece yurt dışı makamları tahsil edecekleri paraya bakıyor. Dünya buna bakıyor. Evet. Siz yok canım sıra bana gelmez derken kapınızı maliye, savcılık çalabilir. Bu nedenle bir an önce tedbirlerinizi almalısınız. Ve bu tedbirleri de mutlaka Türkiye'de, hani bir yurt dışındayken evet çok hemen gelemeyecek olanlara şunu diyebiliyoruz. Hani birkaç ay sonra gelecekseniz bir başlangıç yaparız. Bu sizi 3-5'e idare eder, 6'a idare eder, 7'e idare eder neyse. Ama mutlaka geleceksiniz ve vekaleti Türkiye'de vereceksiniz diyoruz. Vermezsem yani ne olur? Gelmezsem vermezsem ne olur? Eksik olur yaptığınız şey. Yok yani yakalanırım. Yakalanırsanız çok ciddi paraları ödersiniz, çok ciddi bedelleri ödersiniz. Ta çocuklarınıza kadar 3-5 kuruş mal biriktirdiğiniz çocuklarınızın ola ki 50 yıl sonra çocuklarınız yardıma muhtaç kaldı Allah göstermesin ama o zaman senin anan da baban da mal vardı diye bakarlar. Onun işte olup olmadığını kurcalarlar, sıkıntı duyarlar falan filan yani. Yani korkutmak için söylemiyorsunuz değil mi? Yani öyle diyorlar. Yok yani benim buna korku diyorlarsa bu fragman bile değil. Evet, asıl korku başlarına geldiklerinde görecekler. Evet. Bir de zaten Fransa hapis cezası uyguluyor. İngiltere hapis cezası uyguluyor. Miktarlar çok yüksek olmadan. Fransa çok düşük rakamlara. Hollanda ve özellikle Hollanda çok çok yüklü cezalar alıyor. 100 bin euro yakalarsa 80 bin euro ceza vergi faiz alıyor. Avusturya'da başlamış yani hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Bizimkilere biz 5 yıldır söylüyoruz ciddiye almıyorlar. Hatta yurt dışından bazı kişiler mesela gazeteciler beyanda bulunuyorlar tek başlarına. Herhangi bir görüş bu konuda çalışma yapan herhangi bir hukukçu görmeden... Ya yok gidin adreslerinizi değiştirin. Adreslerinizi değiştirin diyen bu kişiler size en büyük kötülüğü yapanlar. Çünkü eğer adres değiştiyse adres değişikliği evet tavsiye edilebilir. Evet. Belli bir süre için. Evet. Ama en nihayetinde birkaç yıl sonra onun artık normale binmesi lazım. Hani bu kadar açık beni konuşturuyorlar. Ben geçen gün bir müvekkilim bir video gönderdi. Bir tane gazeteci. Ya gidin adreslerinizi değiştirin. Ben size formül vereyim. Çok güzel formül verdim. Almanya'dan mı gazeteci o? Almanya'dan. Muhabirdir o ya. Gazeteci değildir. Gazeteci fazla yok. Ben size göndereyim onu. Videoda çekmiş. Gönderin. Daha da korkuncu. Bütün vatandaşlarımızı zan altında bırakıyor. Böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bangır bangır internette her dakika döndürüyor. Vatandaşları zan altında bırakıyor. Yani adamlar araştırma yaparken buraya bulaşacaklar. Biz bu işlemlerde hep şey dedik yani geçicidir bu tedbirler bazıları. Siz bu bir kamuflajdır. Kamuflajı normale döndüğünüzde çıkaracaksınız. Evet. Askerler hep dağda mı geziyordu o kamuflaj kıyafetlerini giyiyor. Siz dağda gezerken onu halledeceksiniz. Şehre inince artık kamuflaja ihtiyaç yok. Şehre inme zamanı yavaş yavaş geliyor. Evet. Durumda olan vatandaşlarımıza bu yıl kendi finansal verilerini ve gayrimenkul verilerini mutlaka bu konuyu bilen bir avukat üzerinden çalışma yaparak bunu artık 1 Ocak itibariyle sonlandırmalarında fayda olacağını söylemek mecburiyetinde bıraktılar beni. Biliyorsunuz ben bu kadar açık konuşmam. Evet konuşmazsınız doğru. Yani vatandaşın işte zarar görme ihtimali olan bir şeyi ama bu işi o kadar çok yaygınlaştırmışlar ki insanlar tek çıkar yolun o olduğunu düşünüyor. Sizden istenilen şeyler vukuat nüfus kayıt örneği, sizden istenilenler başka bir şey. Hani başka bir şeyin adını söylemiyorum hemen üstüne atlamasın kimse diye. Bu nedenle sizin 2019'da da tedbir almadınız da 20 ve 21'de aldığınız tedbirleri
lütfen kendi kendinize yaptıysanız, sağdan soldan muhabir de uzmandı vesaireydi diye duyduklarınızla yaptıysanız lütfen kendinize bir iyilik yapın. Bu yaz geldiğinizde neler yapmanız gerektiğini, nerelerden başınıza neler geldiğini ve gayrimenkullerinizi tedbir altına alıp o anormalliği normale çevirmek için, o geçici o kamuflajdan kurtulmak için bir avukat desteği almanızı tavsiye ederim. Bu otomatik bilgi paylaşımı ve gayrimenkullerle ile alakalı mevzular, tabii bunu mevzular. İsterseniz bunu vakit kısa ya, bir şey var ya bizim Almanya'nın açıklaması. Evet. Onunla noktalayalım. Ha, o zaman olmamanın. Olsan o zaman ona o servet soruşturmasını bir hazırsa hazırdır mutlaka devamlı. Sonra emeklilikle ilgili çok şey var da onları konuşmak istiyorum. Çünkü Türk vatandaşı değilim beni niye ilgilendirsin ki? Siz evet. Öncelikli olarak saydığım her gruptan önce denetime tabisiniz. Adam Hans söylüyor zaten ben kimi ilgilendiriyor, kimleri ilgilendirmiyor söylüyor Hans, zaten. Ben diyor Hans da Hergan'ın çocuğunu da evet. İncelerim diyor çünkü. Evet. O servet soruşturması hazır mı? Değilse ben bir iki cümle daha söyleyeyim. Değilmiş. Evet tamam. Şimdi... Türk vatandaşı değilim ki beni ilgilendirmez. İşte ben sosyal yardım almıyorum ki bana ne. Evet. Ben ticaret yapıyorum. Evet. Beni araştırmazlar. Sosyal yardım alıp almamanın, iflasını ilan edip etmemenin hiçbir önemi yok. Herkes araştırmaya tabi. Emekli olanlar öncelikle araştırmaya. Türk vatandaşlığından çıkanlar öncelikli grup içinde. Ticaret yapan, serbest meslek yapan. Mutlaka araştırılacak. Peki bir şey soracağım. Metab Hanım ben burada iş yerim var. Yani iş yeri açtım. Ticaret yapıyorum. Türkiye'de de var. Türkiye'de de Türkiye yasalarına göre açtım. Ama ben bu ülkede yaşıyorum. Yani bütün resmi işlerim bu ülkede. Türkiye'de de kalıyorum veya gidip geliyorum. Türkiye'deki iş yerlerimle yaptığım ticaretle ticareti de buraya bildirmekle mükellef miyim veya o vergi veya kazancımı buraya bildirmek zorunda mıyım? Bu otomatik bilgi paylaşımı kapsamı içerisinde mi? Bu bildirsem ne olur bildirmesem? Şimdi eğer Türkiye'de bir iş yerin ticaretin varsa onu zaten otomatik bilgi paylaşımı kapsamında da çok uzun sürmeyecek onu da verecek Türkiye. Bu yüzden bunu bildirmek zorundasın veya onunla ilgili başka bir tedbir almak zorundasın. Veya onunla ilgili çok ciddi başka bir tedbir almak zorundasın. Gayrimenkullere gelince onların vergisini sen yurt dışı muhakimisin. Yurt dışı muhakimi olunca ticari işletmelerinin Türkiye'deki vergisini, otobüste olmuş neyse onun vergisini, gelirlerini, tarlanın, ürünün vergisini, evin kirasını, gayrimenkul değer artışı kazancının vergisini ve gayrimenkullerinizin vergisini Türkiye'ye değil yurt dışına vermek zorundasınız. Adam diyor ki dünyanın neresinden malın olursa olsun tüm vergilerini bana ödeyeceksin diyor. Yani benim Almanya'da resmi oturumum işte ne bileyim ikametgahım varsa ve burada yaşamıyorum ama yine var. Burada yani ikametgahım var. Buradaki sağlık sigortam var. Vergi dairesiyle olan işlemlerim var. Var var. Öldürmedim yani herhangi bir kesin dönüş falan yapmışlığım yok. Ama Türkiye'de iş yerim var, Türkiye'de çalışıyorum. Burayla da bağlarımı hiçbir şekilde koparmadım. Onların vergisini Almanya'ya ödemek zorundasınız. Ha. Yurt dışı muhakimisiniz. Böyle daha düşünmeyen bir sürü iş adamımız falan o arkadaşlarımız var da onları uyarmak için söylüyorum. Parası olan her şeyi biliyor yani. Param var, ben her şeyi bilirim. Ben o her şeyi bilenlere gerçekten hiç karışmıyorum. Evet. Her konuda fikir sahibi olanların işini yapmaktan da hiç haz etmiyorum. Yani parası varsa adam her şeyi biliyor yani. Param var her şeyi biliyor. Her şeyi çözerim zannediyor. Evet. Yani öyle değil. Paran herhalde var, Almanya'ya olabilir. Rüşvet verebileceğini düşünüyor ya da İtalya'ya, Fransa'ya. Evet. Hiçbir şeyi çözemezler. Başlarına geldiğinde hapis cezası vesaire vesaire onlar ile de muhatap olabilirler. Yani rahat rahat öyle hareket etmesinler. Sıra onlarda her an gelebilir. Her an ayı çıkabilir, taş düşebilir. Yani. Ticaret yapanları zaten şüphe duymamaları mümkün değil. Sizi araştıranlar kimler? Türk şirketleri. Türk şirketleri sizin davranış şeklerini bilmiyor mu? Evet. Yani hiç şey değil. Akıl mantık işi değil.
Yani herkes otomatik bilgi paylaşım kapsamı içerisinde hesap veya bilgi verecek varsa herhangi bir şey. Herkes eğer tedbir verecek, veya tedbirinizi. İlk defa Türkiye'den gelen de verecek. Adam yeni gelmiş, oturmuş mukimamız. Kesin dönüş yapan da verecek. O zaman emekli haberi aydın. İzleyelim. Haberde bunları anlatıyoruz zaten. Evet, haberi alalım o zaman. Haberimiz bir gelsin bakalım. Türkiye'nin finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin anlaşmayı uygulamaya sokmasının ardından Almanya'dan ilk önemli adım geldi. Türkiye'nin yurt dışında ve özellikle Almanya'da yaşayanların maliyesine gönderdiği hesap ve gelir bilgilerine ek olarak tartışma oluşturmaya müsait bir adım atıldı. Almanya, ülkede yaşayan Türklere mal varlığı soruşturması başlattı. Bu, 65 yıllık göç tarihinde ilk kez görülen bir durum. Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'de uzun süre kalan, emlak alımı ya da başka bir sebeple Türkiye'de adresi görünen veya yeni gelip de vergi dairesiyle ilişki olanlara gönderilen tasdikname adlı formda Almanya dışında elde edilen vergiye tabi tüm gelirlerin beyan edilmesi isteniyor. Alman vergi mükelleflerine Türkiye'deki mal varlığı ile ilgili bilgi vermeleri için bu form doldurtuluyor. Türkiye'nin banka hesap ve mali durumlarla ilgili bilgi paylaşımı kararının ardından Bavyera eyaletinde ilk kez başlatılan uygulama hemen hemen herkesi etkileyecek. Kitlesel halde mektupların gelmesi beklenmiyor. Ama bir işlem, şüphe ya da vergi araştırmasına göre bu bilgiler talep edilecek. İki ülkenin karşılıklı kararları şu dört durumda olan herkesi etkileyecek. İlk durumda Türkiye'de hesabı ve evi olan, Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de banka hesabı, altın hesabı ve başka türlü gelir olan herkesin bilgileri Alman maliyesiyle paylaşılacak. Bunun için vatandaşlık şartı bulunmuyor ve bu Türkiye'nin imzaladığı otomatik bilgi paylaşımı ile yapılıyor. Halen her gün onlarca kişiye Türkiye'nin bildirimi sonucunda Alman maliyesinden yazı geliyor. İkinci durumda ise Almanya'da mükellef olanlar. Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'den ev alan, yatırım yapan ve Türkiye'de uzun süre kaldığı için Türkiye adresini bildirenlere Almanya tarafından mal varlığı soruşturması olacak. Üçüncü durumda ise ülkeye yeni taşınan kişiler. Türkiye'den Almanya'ya iş ya da evlilik gibi sebeplerle yeni gelenlere mal varlığı soruşturması yapılacak. Özellikle son yıllarda Almanya'ya akın eden Türk doktorlar veya eğitimli kesim bundan olumsuz etkilenecek ve Türkiye'deki her geliri için Almanya'da vergi verecek. Dördüncü durumda ise Türkiye'de ikamet bildiren kişiler. Alman vatandaşı olup da Türkiye'ye giden ve orada adres bildiren Türkiye kökenli ya da Alman kökenli herkese mal varlığı soruşturması yapılabilecek. Türkiye'de elde edilen gelirler karşılığı vergi ödenmişse bu da bildirilecek ve Alman maliyesi karşılıkla mahsuplaşma yapacak. Almanya'nın mal varlığı soruşturmasında Türkiye'de ikamet eden veya ikametini kesip dönen kişinin brüt ücretleri, diğer gelirleri bildirmesi isteniyor. Diğer gelirler de ticari kazançlar, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olarak sıralanıyor. Almanya'da vergi mükellefi olan kişi dünyanın neresinde geliri olursa olsun bunu Almanya'ya bildirmek zorunda. Bildirim yapılmazsa vergiden kaçınma ya da kasıtlı olarak vergi kaçırma suçu oluşuyor. Suçun başladığı andan itibaren hesaplama yapılıyor ve faiziyle vergi alınıyor. Ayrıca vergi için cezalar kesiliyor. Suçun büyüklüğüne göre de ceza davası açılabiliyor. Neymiş efendim, işte Almanya bunu yapıyormuş. Yani dediğimizin daha fazlasını Almanya söylemiş olsun, biz de emekliliğe geçelim. Evet, geçelim. Bunu bilsinler, söylememiş olmayalım. Biz evet. Bunu yani sorumluluğumuz gereği anlatmış olalım. Evet, EYT nedir diye insanların hala kafası karışıyor. 8 Eylül 1999 ve daha öncesinde ilk defa 18 yaşında olup da en geç 8 Eylül'de yurt dışında sigortalı çalışması bulunan herkes hemen emekli olabiliyor. Ama bunun için tabii yine kesin dönüş şartının kaldırıldığını falan filan düşünenler var. Böyle bir şey yok. Evet. Hemen erkekler 7200 gün yani 60 bin euro kadar, kadınlar 50 bin euro kadar yatırarak hemen şimdi emekliye hak kazanıyorlar. Rakamlar ilk duyduklarında çok kulaklarına itici geliyor. Ben diyorum ki işte şu anda 7500 yani yaklaşık 320 euro gibi bir maaş alacaksınız.
Bu da ortalama 320'nin altına düşmeyecek gelecek zamlarla. 300'ün altına düşmeyecek diyorum. Yani yaklaşık 7-8 yılda yatırdığınız tüm parayı alıyorsunuz. Daha sonrasında işte çok erken yaşta olduğunuz için, 50'li yaşlarda emekli olmaya hak kazandığınız için, 45 ile 50 yaş arası hak kazandığınız için yaklaşık 30 yılda fazladan alıyorsunuz. Bilhassa kadınlar, ev kadınları. Tabii 70'te, bugün bir tane erkek izleyicimiz aradı, daha doğrusu kayınpeder aradı. 44 yaşında, 18 yaşında çalışmaya başlamış, 2023, evet. 98 dedi galiba, 2023 tam 25 yılının tamamlandığı süre. Hatta Hollanda bakkalı varmış, eşinin üzerindeymiş, emekli olmak istiyorum demiş. Olabilir. Yani 25 yıl, 44 yaş, erkek. Ortalama 75-80'e kadar yaşadığınızı düşünürsek, Allah herkese uzun ömür versin, ama ortalama ömür dünyada da böyle oldu. Çünkü biz artık 50-60 yaşa orta yaş diyoruz. Ve 70-80 yaşa yaklaşık 35-40 yıl maaş alacaklar, bu bir. Sağlık sigortasından yararlanacaklar. Vefat ederlerse eşleri alacak. İhtiyacı olursa anne babaları alacak, çocukları alacak koşulları uyuyorsa. Ve bu nedenle de hani niye borçlanıyoruz, çok para falan filan, çok şey değil. Bir de EYT gerçekten yurt dışındakiler açısından, yurt dışında emekli olmayı düşünen herkes açısından yaşı yaklaşık 10 yıl geriye çekti. Ortalama en az 10 yıl geriye çekti. Bu nedenle yurt dışında emekli olmak hiç olmadığı kadar cazip bir hale geldi. Gerçekten 20 yıldan fazla, belki daha da fazla yurt dışı borçlanmayla ilgilenen biri olarak ilk defa yurt dışı borçlanma bu kadar cazip hale geldi. Şeyi karıştırıyorlar ya, hani Türkiye'de normal emekli EYT'ye takılanlarla borçlanarak emekli olanları birbirlerine karıştırıyorlar vatandaşlarımız, Avrupalı Türkler. Onlar farklı, biz farklıyız. Biz borçlanarak emeklilik hakkımız var. Onlar çalışmışlar. Türkiye'de çalışmışlıkları var. Onların emekliliği bizimkiyle farklı. Onu karıştırıyorlar. Ya işte 5900 gün benim de var. Ben niye olayım? Sen SSK olmadığı için, artık SSK kalktığı için Bağkur'dan da Türkiye'dekiler, kadınlar 7200, erkekler 9000'inden oluyor. Evet. Yani size özel bir reçete uygulanmıyor. Size reçeteyi 2019 1 Ağustos'ta yazdılar. Evet. Alın tepe tepe kullanın dediler. Artık sizi SSK'dan emekli etmiyoruz. Kadınları en az 7200 gün, erkekleri de 9000 günden emekli ediyoruz dediler. Bu ne demek? Size yazılan reçete tam olarak da şey oldu. Bu hale getirdi ve artık hiç kimse değiştiremez. Sosyal güvenlik sistemi de bunu kaldıramaz. Yani Bağkur dışında bir sisteme giremezsiniz. İşte seçimler diye soruyorsunuz ya, ona cevap veriyorum. Ama eğer bir değişiklik olursa şu olur. 2019'a kadar asgari ücretin %33'ünü prim olarak ödüyordunuz. 2001 Ağustos 2019'dan sonra asıl primleri artıran, 3'te 1 oranında artıran %45 oranında ödemeye başladınız. Bu %45'in %33'i Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyor. Evet. Diğer %12'lik kısım, pardon, %32'si Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyor. Diğer %13'lük, yani yatırdığınız primin 151 lira ödüyorsunuz ya şimdi. Yaklaşık 47-48 lirası nereye gidiyor bilmiyorum. Kara bir delik. Yani o değiştirilebilir. Ya maaşınıza yansıtılabilir veya o %32'ye tekrar çekilebilir. Bu çünkü anayasaya aykırı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bu kısmın anayasaya aykırı olduğuna itiraz ederek de Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Hani seçimlerden önce bu çıkarma hiç tahmin etmiyorum artık. Yani şurada kaldı. Seçime bir ay kaldı, 40 gün kaldı neyse. Dolayısıyla bu ve ihtimal vermiyorum şey de çıkmayacak. Kombasan. Hele şu anda Kombasan hiç çıkmayacak. Asla çıkmayacak. Yani şeye hiç çıkmayacak derken seçimlere kadar çıkmayacak.
Ama Mehtap Hanım, asgari ücret çıkacak, onu söylüyoruz. Asgari ücret %100. Yani o yüzden çıkacak. Hani şimdi niye borçlanın diye de söylediklerimizi biraz yine böyle karşılayanlar olabilir mi? Yani 150 TL şu anda yakında çıkacak asgari ücret. 75 lira daha zam gelecek %25 olduğunda. 200, o zaman 225 lira. Yani yaklaşık %30 gibi yansıyacak yurt dışındaki vatandaşlarımıza. 1 Temmuz diyorlar ama aynı şeyi işte biz Mart Nisan gibi EYT çıkar diyorduk. Seçim olduğu için küt diye Şubat'ta çıkarttılar. Bu çıkacak. Asgari ücret zamlanacak. Ücret büyük ihtimalle seçimlerden önce çıkacak. Lütfen Nisan ayında acilen borçlanın. Yani borçlanmayı bu yıl içinde düşünenler, bu yıl içinde bir... Çünkü Nisan ayında ödemeyeceksiniz çünkü parayı. Parayı Mayıs, Haziran gibi, Haziran, Temmuz, Ağustos gibi ödeyeceksiniz. Evet. Hele ki şimdi kurumun eli EYT maaşları bağlamaktan muzdarip, artık ayaklandılar. Dediler ki ya biz bu kadar emekliyle bu ödemiyoruz, çok çalışıyoruz. Yani kapıdan biz başka bir şey sormaya gittiğimizde de ya bir tokatlamadıkları kalıyor. Bakıyoruz haklılar mı? Haklılar. Ay boyunca her gün EYT ile ilgili müracaat aldılar. Devam ediyor. Kiminin işte primi Türkiye'dekiler açısından söylüyorum. Nisan'da tamamlanacak askerliğine, ne bileyim Mayıs'ta. Bu yılı EYT maaş bağlama müracaatlarıyla dolayısıyla o birime de eleman kaydırdılar. Dolayısıyla yurt dışı borçlanma belki 2 ayda 3 ay, son 1 yılda 2 yılda 2019'dan beri 1 ayda 40 günde geliyordu. Şu anda bizim Aralık borçlanmamızda henüz borçlanma tahakkuk cetveliği gelmeyenler çoğunlukta. Bu neyi gösteriyor bize? Bir deprem nedeniyle o taraflarda görevlendirilen her meslekten insan görevlendirdi ama bir de EYT maaşı, EYT ile ilgili. Dolayısıyla şimdi müracaatınız 6 ay 5 ay sonra ödeme hakkı verecek ki size, çok çok kârda olacaksınız. Bir, gelen zamdan etkilenmeyeceksiniz. İki, hani şu anda biz 60 bin euro diyoruz ya, siz bunu 5 ay sonra öderken aslında o 55 bin euro olarak ödenecek. Hani ayrıntısına girmeyeyim. Kadınlar için 55 bin euro diyor, 50 bin euro diyoruz ya. Evet. Büyük ihtimal o 45 bin euro olarak ödenecek. Halbuki zamdan sonra müracaat edenler aynı güne aynı maaşa talim edecekken onlar 70 bin euro, 75 bin euro erkekler, 55 hatta 60 bin euro kadar kadınlar ödeyecek. Bu cümleyi 98 TL iken de kurmuştuk hatırlıyorsanız. Ben bunu hep kuruyorum ama şaka yapıyorlar. Aa, o kadar zam mı geldi diyorlar. Zam mı geldiği gün. Yani bizi niye ilgilendiriyor? Türkiye'deki asgari ücret bizi niye ilgilendirir ya diyor. İlgilendiriyor işte. Hatta şunu teklif edenler var. Ya biz 2-3 bin euro daha fazla ödeyelim de ne yapalım diyorum. Ben devamını tahmin ediyorum. Bir gün öncesinin kaydına sok diyorum ki ya sen yaşadığın ülkede, resmi bir kurumda sen bir gün önceye bir evrak koyabiliyor musun? Yok. Burası Muz Cumhuriyeti mi? Burada nasıl koyacağız diyorum. Yani bir de yurt dışından bizi böyle aşağılarda görüyorlar ya. Şey konusunda Türkiye'nin daha gelişmiş bilgisayar, bu network bilgisayar, işte e-devlet, bilmem bu konularda Türkiye'nin daha gelişmiş olduğunu bilmiyorlar herhalde. Almanya'dan 10 sene ileride Türkiye bu konuda. Geçen bir e-devlete giremedim, bir miras davam vardı. Bir şeyler görmem gerekiyordu. Müvekkil dedi ki, ya dedi işte Türkiye'nin sistemi, dedim ki özellikle e-devlet konusunda Türkiye hemen hemen, Amerika konusunda çok bir fikir sahibi değilim. İtalya ile Türkiye dünyada en ileride bu konu. Avrupa'nın en önde giden sistemlerinden birisi. Evet. Hem çok fazla bilgi barındırıyor. Biz bu kadar avukatlar olarak bu kadar bilgiye karşıyız. Evet. E-Devlet'te bu kadar bilgi ve bu kadar hıza da karşıyız aslında. Yani Türkiye o özellikle kişisel veriler konusunda ve devlette konusunda çok çok ileride. Mutlaka neyse. Öyle. Bu arada 7-8 Nisan'da buradaymışsınız herhalde. 7-8-9. 7-8-9'da Mehtap Hanım buradaymış sevgili seyirciler. Haberiniz olsun. 7-8-9. Duisburg'da burada olacak. Şimdiden söyleyelim. Haberiniz, bilginiz olsun. Evet.
Bir de şimdi maaş müracaatları başladı. Vatandaşlarımız maaş müracaatında bulunuyor. Habire şunu soruyorsunuz. Ya ben devlet üzerinden müracaat, sen edemezsin. Neden edemezsin? Senin durumun farklı. Sen yurt dışı borçlanmayla müracaat eden bir kişisin. Senden farklı bir taahhüt. Senden bir taahhüt alıyor. Senin yaptığını geçerli saymaz. Senden farklı belgeler istiyor. 3-5 ay oradan debelenirken 3-5 ay maaş kaybı yaşarsın. Bu da ne demek oluyor? Yaklaşık 2 ayı, 3 ayı 1000 euro olursa, 6 ay bunu kaybedersen 2000 euroyu kafadan kaybedersin. Bu nedenle ya biliyorsan yöntemiyle kendin yapacaksın, bilmiyorsan bir avukat aracılığıyla yapacaksın, Türkiye'den bir avukat aracılığıyla. Özellikle içinde Bağkur olanlar veya 2018'den sonra borçlananlar, 2019'dan sonra borçlananların, 1 Ağustos'tan itibaren borçlananların %100'üne EYT üzerinden de olsa, normalde olsa emeklilik talebinde bulunduğunda deniyor ki işte Bağkur Kanunu, emekli sandığı kanunu olduğu için biz sizin yurt dışı hizmet başlangıcınızı tanımıyoruz. SSK'lı olsaydınız dükkan sizindi ama SSK'lılara vermedikleri durumlar da var, bir gün Bağkur borçlanmaları varsa. Dükkan sizindi. Zaten biz bu kanunu da aslında 2019'da çıktı. Bu genelgeyi de 2019'da değil de biz 2018'de çıkarttık. Yani SSK'ların da bir kısmını kapsıyor şeklinde maaşınızı reddediyoruz demiyor. 25 yılınız da olmadı, 20 yılınız da 25 yılınız da olmadığı için kadına ve erkeğe bunu. Şu kadar da prim gününüz olmadığı için biz size emekli aylığı bağlayamıyoruz diyor. Şimdi bunun vatandaş 5 ayda ancak, geçmişte de oldu, 5 ayda ancak bunun maaşı bağlamayız red cevabı olduğunu anlıyor. Halbuki uluslararası sözleşmelerinde yurt dışı hizmet başlangıcının Türkiye içinde hizmet başlangıcı olacağı bulunan ülkeler Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere hariç işte yaklaşık 35 ülke, işte Yunanistan, Kıbrıs, Azerbaycan, İran, İran'dan bir dakika, İran vardı sanki diye hatırlıyorum. Vardı, İran'da var. Evet, yani tek tek hata yapmadan saymak için söylüyorum. Tek tek saymayayım ama. İtalya'da var galiba. İtalya var. İtalya çok da yeni oldu, 5-6 yıllık bir geçmişi evet. var. Evet. Bu ülkelerden birinde eğer ilk defa orada çalıştığınız Türkiye için hizmet başlangıcı sayılacaksa milyon tane Yargıtay kararı var. Dolayısıyla dava açıp %100 kazanırsınız. Bunda %100'ü ben çok söylemem ama. Dava açmadan kazanamazsınız. Mutlaka dava açmanız gerekir. Dava açmadan asla. Bunu da neden? Sosyal Güvenlik Kurumu saf mı? Evet. Geç mi anlıyor? Hayır. Bunu bu nedenle değil. Reddettiklerinden dava açanların oranı %15 ile 20 arasında. %80'ine yıllarca maaş vermiyor. Evet. 2 dakikamız var. Bir toparlayalım Mehtap Hanım. Nasıl olsa inşallah dolayısıyla yine. Dolayısıyla evet. Emekli aylıklarınıza red cevabı geliyorsa lütfen mutlaka dava açın. Bu işi iyi bilen, İçinde otomatik bilgi paylaşımı konusunda da bir fikri olan, bu konuda çalışan bir avukatla mutlaka dava açın. İkincisi, yine yurt dışı borçlanmaya zam geliyor. Yeni yapacağınız borçlanmalar veya ek borçlanmalarla %100 bundan sonra yapacağınız işler davaya gideceği için borçlanmayı en başından avukatla yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü borçlanmayı yapacağız ki orada hiçbir hata, o borçlanma kısmında hata yapmamalıyız. Çünkü devamında %100 dava var. %100 dava olacağı için biz öncelikle sıfır hatayla yapın ki açacağımız davayı da %100 kazanalım diyoruz. Otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili de artık her ülke ayıktı. Siz eğer mallarınızı, gayrimenkullerinizi korumazsanız gizlice araştırıp bulacaklar, Türkiye vermiyor ama finansal verileriniz de verildi. Hangisi verildi, hangisi verilmedi, canınız nereden yanacak? Bunu da mutlaka öğrenmelisiniz. Bunun için de Türkiye'de bunu bilen bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.
Peki. Bitti mi? Bitti. Evet. Kadar Ramazan'da görüşmek üzere. 40 dakikalık, 40 dakikalık bir non-stop program yaptık ama sonuçta belki Ramazan içerisinde yine sevgili seyircilerle buluşacağız. Bir araya gelecek bazı farklı saatlerde, belki yine aynı saatte olabilir. Ama 7-8 Nisan tarihlerinde Mehtap Hanım burada olacak. Sevgili seyirciler, Hukuk Masası Ramazan özel programından şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın efendim.